Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Gölevi Mahallesi'ndeyiz. Gölevi Mahallesi'nde uzun süredir ve halen daha yaşamını hayvancılık yaparak sürdüren Mustafa Cazır kardeşimizle beraberiz. Mustafa Cazır kardeşimize çevreden yaptığı iş çevreyi rahatsız ediyor iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine Ünye Belediyesi'nce ikaz edilmiş, uyarılmış. Belli bir süre sonra burayı ve işi bırak denilmiş. Ve 30 Ağustos'a kadar da süre verilmiş. Ancak biz buradan sesleniyoruz devletin seçilmiş, atanmış tüm yetkililerine. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyeciliğin dışında belediyeciliğe farklı bir işlev kazandırmak için koyun, keçi, hayvan dağıtımı da yaptı. Hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayarak insanların da etten sütten faydalanmasına katkı sağlamak için bu çalışmalara girdiği halde belediye neye dayanarak şehir merkezinde bu hayvancılık yapılmaz deyip bu adamın işini kapatarak yarın sokaklarda iş aramaya mecbur bırakıyor diyoruz ve Mustafa Cazır kardeşimize mikrofonu uzatıyoruz. Evet abi, kaç yıldır yapıyorsun bunu? Yaklaşık 20 yıldır burada hayvancılık yapıyorum az çok. Kendi geçimime katkı yapıyorum. Çevreye de hani hayvan sıkıntısı oluyor, kurban lazım olan kurbanını alıyor. Adak lazım olan adağını alıyor. Süt yoğurt lazım olan sütün yoğurdunu alıyor. Biz de geçimimizi sağlıyoruz aynı anda. Tabii ki belediye geldi son anda, dedi böyle böyle yasak kaldıracaksın. 7 gün süre verilmişti. 7 gün süre üzerine süreyi uzattılar. 30 Ağustos'a kadar gün tanıdılar. İmza attırdılar bize. Dediler tamamen yasak, yapmayacaksınız gibicesine. Bizi de zor durumdayız. Tabii ki hayvancılıkla geçindik. Geçiniyoruz, geçinmeye uğraşıyoruz. Kimseden bir şey beklentimiz yok. Bu şartlar böyle gittiği zaman biz 3 çocuk var bende. 3'ü de bekar, evlenecek. Benim kendim de işim zor, çocukların da işi zor. Eşim hasta, ben kendim hasta. Yapacağımız bir iş yok. Burayı kapattıktan sonra evet. Size burayı kapattıranların kapısında... Burayı kapattı, ben söyleyecektim onu. Burayı kapattıktan sonra yapacağım iş olmadığı için Ünye Belediyesi'nin önünde mi oluyor, Büyükşehir'in önünde mi oluyor, yatmam gerekiyor. Çünkü bana iş aç lazım, ekmek lazım. Bana geçim kaynağı lazım. Hani devlet belediyeler, devlet yetkililer üreticinin yanındaydı. Biz burada bir şey yapmıyor, kötü bir şey yapmıyor. Hayvan üretmeye çalışıyoruz. İstikrama sağlam, bir şeyler elde edelim diye. Hani nerede devlet, nerede hükümet? Hilmi Güler Bey mesela hayvan dağıtıyor diyorsunuz, doğru, dağıtıyor, destekçi oluyor. Hani bizde, biz öyle bir şey istemedik, bize bir şey verilmedi halde biz kendi imkanımızla bu duruma düştük. Size bu ikazı yapmadan evvela siz ana yola yakınsınız, bunun için şikayet var deyip ağrınızı biraz daha geriye çektirmek gibi bir teklif gelmedi mi size? Hayır, gelmedi. Direkt kapatın dedi. Direkt kapatın denildi. Bu arazi 70-80 dönüm arazi. Alternatif sunmadılar. Sunmadılar, hayır. Öyle bir şey sunmadılar. Bize bir kolaylık sağlamadılar, sunmadılar. Direkt geldiler. Hayvana zaten bahçede yayılıyor, afra da almıyor şu an. Direkt de kaldıracaksınız. 7 gün süre vermişler. Dedim abi ben 7 gün sürede ne yapacağım, içeceğim falan dedim. Hadi ben süreyi uzatayım. 30 Ağustos'a kadar hayvanı kaldıracaksınız dedi. Bize imza attırdılar. Bu şekilde yani. Evet, saygıdeğer izleyenler. Devletin seçilmiş ve atanmış tüm yetkililerinin asli ve insani görevi, hep söylüyoruz, devletin sahibi milletin hayatını kolaylaştırmaktır, zorlaştırmak değil. Millet suçlu dahi olsa, suçlu tepeden tırnağa suçlu olsa, o yetkili, o suçlu insanı yeniden topluma kazandırmak için adım atması gerekirken onların hayatını zorlaştırmak diye bir yolu seçiyor. Bu doğru değil. Sayın yetkililer, buradan sesleniyoruz. Bu insanların hayatını zorlaştırmak değil, asli ve insani göreviniz hayatını kolaylaştırmak diyor. Saygılar sunuyoruz.